29 Ocak 4 Şubat haftası. Sevgili takipçilerim, gökyüzü size güzellik ve derinlik katsın. Ve isteklerinizi Rabbim avucunuza, evinize, sevdiğinize, sevdiklerinize nasip etsin. Ülkede meslektaşlarım çok fazla büyük bir deprem beklediğini söylüyor. Ben öyle bir şey şu an için görmüyorum. Olabilecek depremleri söyleyeyim. 3.4, 4.8, 5.7 arasında en fazla 7, 8, 10 saniye olabilir. Tabii ki çürük binalarla ilgili sıkıntılar olabilir ama büyük bir deprem ya da büyük bir kaos görmüyorum. Sular, okyanuslar, denizlerle alakalı kritik evreler söz konusu olabilir. Ve aynı şekilde mecliste var olacak konuşmalar, tartışmalar, şantajlar, montajlar, ifadeler sert. Mecliste herkes birbirinin ayağını kaydırabilir. Partiler partilere geçebilir. Böyle karışık olaylarla söz konusu olabilir. Ama ülkemizde bizi yıpratan ya da ekonomik yıpranmalar daha sert. Avrupa'da ve ülkemizde de eylemler, bu tarz konularımız ön sahada olabileceğini uyarıyorum. Uçak kazaları, tren kazaları ve aynı şekilde ani kazalarla elektrik patlamaları, maden patlamaları söz konusu olabilir. Maden işçilerinin biraz daha dikkat etmesini gerektiğini uyarıyorum bu hafta. Gökyüzünde daha çok güzel enerjiler, aslında bu hafta daha yumuşak geçişli enerjilerimiz var. Sakinlikle, derinlikle nefes almamız gerektiğini uyarıyorum. Sevgili koçlar, nasılsınız? Güzellik, umut, keyifli ve isteklerinizin en güzeli sizin evinizde olsun, işinizde olsun efendim. Evet, bu dönem koçlar için para hayatınız, yani iş hayatınızda para kazanmak, paranızla ilgili daha güzel iş planlaması ve işimizle ilgili kazancımızı nasıl arttırabileceğimizle ilgili fikirlerimiz ön planda olacak. Ve iş yerimizde bizi destekleyenler, desteklenmeyen konuları da görmemiz için yardımcı olacak bir hafta. Yerimizde değişiklik, isteklerimizle ilgili planlamalar bizi mutlu etmeye, aynı şekilde dışarıda farklı iller, farklı şehir ya da bulunduğunuz ilçelerle ilgili bu dönem çok fazla yoğun koşturmalarınız söz konusu olacak ve bu sizin için başarı ve kazancınızla ilgili de gayet güzel bir döngü evresindesiniz. Devlet kapınız ya da kurumsal kapı ile ilgili beklediğiniz değişimlerle ilgili de fırsatlar sizin için olumluya doğru gidiyor. İş bekliyorsanız, arayıştaysanız, kadınlarla ilgili alacağınız destek doğru iş kapınızla ilgili size hakimiyet gösterecek. Ortaklık ya da kendinize ait iş kapınızla ilgili büyütmek ve yenilemek istediğiniz konularda da daha fikirlerimiz, insanların fikirleriyle birlikte alanı genişletmemize yardımcı olmaya çalışacak. İşten ayrılmak, farklı iş bekleyenler için de neden olmasın, cesaretinizi toparlayın ve bu iş konusunda ilgili noktayı aydınlığa kavuşturun. Ben size bir ritüel veriyorum. Cüzdanınızda yarım böyle kırmızı bir kurdele koyun ve bu kurdele sizin bereket evreniz olsun. Bu Şubat ayı bitene kadar bunu üzerinizde taşıyın. Şubat bittikten sonra denize atın diyorum. Evet, özel hayatınızla alakalı mantıksız giden ve sizi yıpratan ve özellikle evli çiftlerle alakalı daha sert konuşmalar, sizi yıpratacak evreler, ailenin karışmasından kaynaklı pürüzler ve aynı şekilde taşınmak, yeni bir noktaya geçmekle ilgili de farklı tartışmalarımız olabilir. Bunları biraz daha yumuşak geçişler sağlamamız gerekiyor. Yoksa uzun soluklu küskünlükler oluşabilir. Yeni tanıştırmalar, yeni kısmetlerimiz ve ilişkimizle alakalı nereye gidiyor sorularımızı biraz daha sakinlikle görerek adımlarımızı doğru temkinli bir noktada var etmemiz lazım. Evet, ilişkisi uzun soluklu olanlar için ani evlilik kararı, ailelerin bütünleşmesiyle ilgili de netliğe kavuştunuz. Hayırlı olsun. Sevgili ev hanımları, bence en yorucu dönem bu hafta, çünkü çocuklarınız, eşinizin misafirleri, sizin misafirleriniz çok yoğun olacak. Evde yemek yap, bunu yap, bulaşık yıka, onu toparla derken bel ağrılarımız, ayak ağrılarımız bizi fazlasıyla yıpratabilir ve doğru beslenerek, çocuklarımız ve çocuklarımızla alakalı bağlantıda da güzel beslenerek, doğru hareketler yaparak, ev içerisinde hobiler oluşturarak daha keyifli bir vakit geçirebilirsiniz diyorum. Yani bu hafta sağlık konusunda özellikle dikkat etmemiz gereken, ülkece bir domuz gribi ve sağlık çok ciddi riskte, pandemi dediğimiz bir olay söz konusu uyarı veriyor. O yüzden mümkün olduğu kadar çocuklarımızla ilgili sağlığımızı da ön planda tutmamız lazım. Alerjik hastalıklar, bronşit, bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, bu hafta sizin için özellikle aşkın size çok güzel ifadeleri, sevginin size ne kadar değerli olduğunu ve duygusallıkta oturtamadığınız konuları daha ön planda tutacak bir hafta. Yani aşk hayatımız bizi böyle işten biraz daha uzaklaştıracak. Sevgiyle bütünleşmek, o enerjinin içerisinde olmak, duyguyu tartmak ve bu duyguda olmak istediğiniz noktaları. Ne yapıyoruz? Bu hafta en çok bir pembe kurdele alarak yastığımızın içinde saklayalım. Kalbimizdeki niyeti yapalım. O size ne düşünüyor ifade etsin. Bir ay boyunca yastığınız eşiniz olabilir, sevdiğiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, olmasını istediğiniz bir insan olabilir. Yastığınıza pembe bir kurdele koyun. Onunla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız bu ritüeli yapın diyorum. Niyet duadır. Kalbinizdeki kendi duanızla yapın. Evet, aynı şekilde güzel aşklar, yenilikler ve sizi mutlu edecek enerjiye girerken iş hayatımızdaki zorlukları da görmemiz gerektiğini uyarıyorum. Yani iş hayatımızda çözülmesi gereken iş konularımız, uzun süredir yöneticilerle alakalı yaşadığımız krizler, toparlanmak istediğimiz ekiple ilgili hep aksilikleri bu hafta görmemiz gerekiyor ki diğer haftaya daha aydınlık bir şekilde yol almanız için. O yüzden işte rahatsızlıklarınızı dile getirmeye, rahatsız olduğunuz insanlarla yüzleşmeye ve mutsuz olduğunuz alanlarla alakalı noktada da daha güzel sonuçlar almak için konuşmayı teklif ediyorum. Siz de karar verin. Lakırtı değil. Siz direkt muhatap olmanız gereken insanlarla konuşmanız lazım. Aynı şekilde kendi işinizi yapıyorsanız kazancınızla ilgili yanlış mı yatırım yaptım, şunu mu yaptım değil. Oranın dijital alanı, reklam alanını genişlettiğinizde buradaki rızkınızla ilgili bir sıkıntı yok. Devlet kurumu, özel sektörle alakalı bağlantılı işler içerisindeyseniz bu hafta burada bazı karışıklık olaylar sizin kafanızı karıştırmasın. İşimize konsantre olacağız, odaklanacağız ve zafer sizin olarak gösteriyor. Özellikle de iş yerinizde aşk enerjiniz sizi etkileyici insanlar sizi fazlasıyla kafanızı karıştırmasın. Zararlı olabilir bu durum diyorum ayağınızı kaydırmak için. Dikkatli olun. Evet, bu arada da ev almak, yatırım yapmak, araç yatırımı ile ilgili planlamalarımız var. Bunları doğru şekilde yapabilir ve planlı şekilde borçlarımızla alakalı da ödeme listesi çıkartmamız gerektiğini uyarıyorum. Bu da sizin için iyi olacak. Çalışan ev hanımları için de özellikle çocuğunuzun biraz daha vakit geçirmek, senelik izniniz ya da bir hastalık izni alarak çocuklarımızla daha keyifli bir vakit geçirmek size iyi gelecek. Onlarla da olumsuz evreleri düzeltmek lazım. Eksiklikleri görerek onları da şifalandıralım. Boşanma, ayrılık kararı içerisindeyseniz bu hafta bu kararı vermeyin. Zaten burada bir uyumsuzluk vardı, bir terslik vardı. Biraz ara verin. İlişki terapistiyle ilişkinizi düzeltebilir. İyi bir psikologla eksikliklerimizi toparlayabilirsiniz. Ailemize ait çözülmesi gereken miraslar ve özellikle uzun süredir babanız ya da büyüklerinizle alakalı krizleri de bu hafta iyi bir şekilde önleyeceksiniz. Yani verimlilik var, güzellik var. Sadece belki ilk kez siz olmanız lazım. Siz olduğunuzda başarı sizin hakimiyetinizde. Evet, aşk doğru gidiyor ama iş hayatımızdaki gerçekleri görerek aydınlanmak size iyi gelecek. Yurt dışı yolculuklarımız, ufak tefek iş gereği gideceğimiz yolculuklarda alışverişi abartabiliriz. Fazlasıyla zarar. Ödemeleri unutmamamız gerekiyor. Vergi dairelerimiz, araçta cezalarımız ya da unuttuğunuz ödemelerle ilgili uyarımız var. Kredi çekmek ev kredisi için de olumlu bir süreç veriyor. Panik yapmayın lütfen. Sağlık olarak özellikle ayak bölgemizdeki siyatikler, ayak ağrımız, bacak, varis ağrılarımız sıkıntı. Sevgili ev hanımları, belki de ilk kez bu kadar rahat evredesiniz. Kendinizi geliştirmek, spor yapmak, farklı alanlarda merak saldığınız noktalarda başlangıçlarınız hayırlı olsun. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, nasılsınız? Evet, hayatınızda yenilenmek ve yeniden kendinizle barışmayı gökyüzü size sunuyor. Barışmak için ilk önce işteki hatalarımız, iletişim konusundaki yaptığımız yanlışlıklar ve gelişmemiz gereken evreleri daha iyi görmemiz gerekiyor bu hafta. Bu şunu gösteriyor. İletişimde yanlışınız yok ama el, kol, hızlı konuşmanız, ani heyecanınız karşı tarafa yanlış bir aktarma sağlıyor olabilir. Bunları biraz yumuşatacağız. Daha sakin konuşarak iş alanımızdaki portföy, çevremizdeki insanlarla bağlantımız, gideceğimiz toplantılarda ışığımızı yaymamız lazım. O yüzden kendimizi daha çok yenilememiz, diksiyonumuz, enerjimizi toparlamamız gerekiyor. Unutmamamız lazım. Bu ara üst düzey kurumunuzla ilgili yapacağımız görüşmeler, dışarıdaki iş gereği organizasyonlar, planlamalar gayet güzel, akışlı. Ama iş arıyorsanız ve hala aynı döngünün içerisinde bir fanusta ekonomik zorluklar yaşıyorsanız, çok yakın aile dostunuz gibi bildiğiniz bir erkek, yani erkek figürü olan insanlardan büyük bir destek alarak ve konum mertebesi güçlü insanlar size iş fırsatları yaratacak. Devletle ilgili beklediğimiz atanma, beklentiniz varsa bu sınavlarda başarınız eksi gözüküyor. Biraz daha odaklanmamız gerektiğini, bu konuda da yenilenmeniz gerektiğini uyarıyorum. Bu arada dijital merakınız, sosyal ağlar, kendinizde markalaşmak istediğiniz yolculuklarla ilgili de acele karar vermiyorsunuz. Doğru bir noktadasınız ama şu an buna ekonomik olarak hazır olmadığınız için korkularınız var. Hayır yapın ama işinizden ayrılmadan bu sistemi yavaş yavaş oturtmak için mücadele etmenizi öneriyorum. Evet, sizin de beyaz bir kurdeleyi özellikle bileğinize takabilir ve bu yeni bir sayfa, yenilenmek için sizin için hayırlı olacak. Yeni bir ilişki içinde bunu niyetlenebilirsiniz. Yeni bir iş içinde beyaz kurdeleyi cüzdanınızda, bileğinizde ya da beyaz inci bir yüzük takabilirsiniz. Beyaz bir kravat takabilirsiniz. Artık bunu siz kendi düşünün. Beyaz gömlek giyebilirsiniz bu hafta boyunca. Bu da sizin yenilenmenize yardımcı olacak, gücünüze daha renk katacak. Özellikle de ortak ayrımları ile ilgili planladığınız noktalarda parasal evrede hata yapıp kurtulmak istiyorum derken zarar edebilirsiniz. Daha akışını planlamadan bu hareketi yapmamanız gerektiğini uyarıyorum. Çocuk fikri olan tedavi görenler için olumlu ve keyifli bir evre, neden olmasın, tedavi için yapabilirsiniz. Size hayırlı bir evre var. Aynı şekilde özel hayatımızda yaşadığımız yanlışları bir daha yapmamak için kendinize söz verip aynı yanlışlar içerisinde döndüğünüzü unutmamanız gerekiyor. Karşı tarafa oyun oynadığınız ya da onun size oyun oynadığı ile ilgili detaylar içerisindesiniz. Evet, her iki tarafta birbirine oyun oynayabilir ama burada güzel bir aşk var. Bunu bir oyundan çok birbirimize flört etmeyi ve ilişkimizi daha açık ifade etmemiz gerektiğini de uyarıyorum. Bu ara evlilik telaşımız da olabilir. Onunla ilgili alışverişler, onunla ilgili koşturmalar çok daha yoğun olabilir. Ailenizi bu konuda desteklerini fazlasıyla bekleyebilirsiniz. Aileniz istediği desteği yapacak. Ev arayanlar ya da yeni bir eve taşınanlar için bu hafta sürpriz fırsatlar var. Değerlendirin efendim. Çocuklarınızı özellikle sanatsal alanlarda daha çok ön planda tutarsanız, piyano, keman, belediyenin bir sürü kursları var. Müzik, sahne, tiyatro. Çocuklarınızın yeteneği sporda olabilir ve spor da bir sanattır. Çocuklarımızı bu noktada destekleyin. Onların hayallerine dokunun lütfen. Bir de evde koltuk almak, yeni koltuk değiştirmek, koltuk kılıfı ya da işte salonunuzu komple yenilemek isteyen sevgili yükselen ikizler ve ikizlere sesleniyorum. Olumlu ve keyifli, neden olmasın, çünkü sevgili ev hanımları evin ufak tefek değişiklikleri ihtiyacı var. Biraz motivasyonunu arttırmak istiyorsunuz. Evet, böyle bir hakkınız var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evet, eşinizde pürüzler yaşayan sevgili çiftler için biraz daha anlayış, biraz daha hoşgörü. Burama kadar geldi Emine Hanım, anlayış. O değişmiyor, siz de değişmiyorsunuz. Birbirinizle de aynı döngüde devam ediyorsunuz. En azından daha kırıcı olmayan, daha böyle akışı sağlayan evreler ve birbirimize daha hani açık alanlar yaratırsak ilişki devamlılığı daha iyi olabilir. Çünkü gidecek noktanız yok, ekonomimiz yok. O da sizi seviyor ama biraz daha koltuk formatlı diyoruz. Evet, sağlık olarak saç dökülmesi, alerjik noktalarımız ve sinüzitlerimiz azalabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, güzel ve keyifli bir hafta. Yükselen yengeçler, güzel keyifli haftalar olsun. Evet sevgili yengeçler, bu ara spor, aktif rol almak isteyebiliriz. Spor faaliyetleri, hobi alanlarımızı geliştirebiliriz. Bu hafta bunlar daha önceliğiniz olacak. O yüzden hani ani hareketlerle tamam spor yapın, hobiler edinin ama vücut kaslarımızı yıpratmadan, hani incitmeden halletmenizi bu dipnot olarak uyarıyorum. Evet, iş hayatımızla ilgili büyük organizasyon işler, oluşturacağımız alanların daha farkına varmamız gerektiği ve ekiple doğru döngüler içerisinde olmayız. Devamlı hareket halinde geçireceğimiz bir hafta söz konusu. Ayakta. Ya bilgisayar elinizde ayaktasınız ya telefon elinizde ayakta. Büyük oluşumlar, büyük toplantılar, büyük ifadeler içerisinde olacağımız bir hafta. Başarı mı? Evet, başarımız var. Bununla ilgili takdir de göreceksiniz. Korkmanıza gerek yok. Özellikle büyük kurumsalda çalışıyorsanız yurt dışı ile ilgili bağlantıda güzel tekliflerimiz söz konusu olacak. İş değerlendirmeyi daha hani sağlık gibi, spor gibi işi de bu hafta doğru gördüğümüzde her şey bizim için akıcı ve keyifli olacak. Özellikle de sağlık sektöründe çalışıyorsanız yer değişiminiz ya da kurum değişimiyle ilgili çok fazla beklentileriniz var. Bunlarla ilgili başvurularınızla ilgili gecikmediniz, yapabilirsiniz. Çünkü burada mutsuzsunuz ve bu noktamızı değiştirelim. Kurumsal alandan farklı finans alanına geçmek isteyenler ya da insan kaynaklarıyla alakalı noktada ya da ihracat alanında çalışıyorsanız, farklı iş sektörlerine geçmek istiyorsanız yeriniz doğru, yerinizi kıpırdatmayın. Ama farklı, aynı işi farklı bir noktada teklif de gelebilir, bunu değerlendirebilirsiniz. Bildiğiniz iş dışında başka bir iş yaparsanız sıkıntıya düşersiniz bu dönemler. Zararlı olmayın diyorum. Şirketimizle ilgili beklediğiniz para ya da priminiz, geçmişe dönük paralarla alakalı da iyi ifadeler söz konusu olacak. Ailenizle ilgili yaptığınız işler, hukuki süreçte tamamlayamadığınız bazı parasal konularla ilgili de bu hafta bunu bir biçimlendireceğiz, toparlayacağız. Şubat bitmeden de herkes hakkına ait evreyi doğru şekilde yasal olarak uyandı. Bu iş de olabilir, kendinize ait büyük şirketiniz de olabilir. Buna göre adımlar atın diyorum. Evet, aşk hayatımızla ilgili daha çok özellikle ilişkisi olmayanlar için bu ara tanıştırmalar, flörtöz ruhumuz var ama güven evremiz çok fazla yıpranmış olduğu için daha çok kendimizi eğitime, kurslara, spora, hobi alanlarına hakimiyet kurarken orada biriyle tanışabilir, güzel aşkla buluşabilirsiniz. Eski sevgiliniz sizin için güzel şeyler söyleyecek, adımları olabilir. Değerlendirmenizi öneriyorum. O pişman, siz de çok özlediniz. Neden olmasın? Herkes hata yapabilir. Bu hatasının bilincine varmış gözüküyor. Bu ara özellikle de evli çiftlerimizle alakalı noktada iş temponuz, yoğunluğunuzdan alakalı birbirinize vakit ayıramıyorsunuz. Çocuklar orada burada sürünüyor. Yazık etmeyin. Özellikle gebe olanlar için biraz daha zorlayıcı bir hafta olabilir. Biraz beslenmemize dikkat edelim. Sevgili ev hanımları, evet yorucu bir hafta, dinlenmek istiyorsunuz. Sessizlik, sersiz ortam ama siz o sessizlikte bile kafanızı kuruyorsunuz. Bence hareketlilik bu hafta size iyi gelecek. Kurumanızı, panik atağınızı, nefes darlığınızı önleyebilir. Özellikle de banyo dolaplarımız, mutfak dolaplarımızda yeni dekorasyon biçimlendirme düşüncelerimiz var. Tabak, çanak, havlu, battaniye, artık ne yapacaksanız yapın diyorum. Eşinizdeki aranızdaki soğukluğu çözmediğiniz sürece dengeler yıpranabilir. Artık bu sorunu çözün. Boşanma fikrinde anlaşmalar gerçekleşti. Orada bir ev mevzusu var. Onun bir imzasını atın, artık çözün diyorum. Yoksa burada sözlü tartışmalar, kavgalar, aileye yansıyan pürüzler var. Evet, sağlık olarak bilinçaltımızı toparlayacağız. İyi bir psikologla ya da iyi bir psikiyatristle dengemizi düzeltmemiz lazım. Aynı şekilde çok uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla güzel, keyifli hafta sonları da geçireceksiniz. Ağzınız tadı, keyif ve lezzetli olacak. Size mavi öneriyorum bu hafta. Özellikle mavi kurdele olabilir, oje olabilir, mavi küpe olabilir. Üzerinizde bulundurun ama özellikle Şubat'ın 3'ü sizin için mavi kullanmak için olumlu. İstediğiniz olumlu. Özellikle çocuk isteyenler için, erkek çocuk isteyenler için mavi diyorum. Muradınıza ereceksiniz. Hoşçakalın. Sevgili aslanlar, Güneş Kova'da. Özellikle teknolojik alanda çalışanlarda çok güzel değişimler var. İşiniz, konumunuz, rütbeniz ya da kendi işinizle alakalı değiştirmek istediğiniz yenilikler var. Bununla ilgili gökyüzü size iş imkanlarındaki değişim kodlamasını uyarıyor. Diyor ki yerinizde değişim kararlarınızda doğru olabilirsiniz. İş yerinizle ilgili rahatsız olduğunuz konumunuzla ilgili artık doğru kapılar sizin için. Devlet kurumu ile ilgili beklediğiniz oluşumlar içinde çevreye birini devreye sokarak buradaki fırsatları görmeniz gerektiği. Aynı şekilde kendi işiniz varsa bununla ilgili daha kendimizi daha ön planda çıkartacağımız, ortaklı işlerle alakalı noktada da çözülmesi gereken, çözümsüz olan projeleri rahat bir şekilde çözeceğimiz bir hafta. Yani bir nevi siz işinizde kurumsal büyük bir alandaysanız ekibinizle birlikte seyahatlerimiz, yapacağımız işler, toplantılar gayet başarılı ve keyifli. Hatta bulunduğunuz noktayı veda edip başka bir kurumsalla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz haberler, mülakatlar, çağırmalar daha bizi mutlu edecek bir süreçte. Yoruculuktan çok kararsızlık olacak. Yani işlerde güzel süreçler var ama siz bunu yapayım mı yapmayayım mı kararsızlığı içerisinde olacaksınız. Yapmanız gereken zamanı kaybetmemeniz lazım. Size güzel oluşumlar var. Bunu doğru değerlendirin. Özellikle de yazma kabiliyetiniz, yetenekleriniz, blog yazarlığınız ya da dergi çıkartmak, magazin yapmak istiyorsanız da çok doğru bir döngü içerisindesiniz. Gökyüzü çok fazla sizi destekliyor. Başarı, başarı, başarı sizde. İş imkanları, değişim, dönüşüm için siz bu başarıya odaklanın. Bir dahaki haftalarda daha derin nefesler almanıza yardım. Biraz para harcamalarımız, idealist takıntılarımız, işte ben şunu alayım, bunu yapayım, evde eksikliklerim var deyip kendi kendinize paranızı eziyorsunuz. Bırakın ezmeyi, altına, kenarda tutun, yabancı paraya, şunu tutun. Bu dengeleri tutarsanız biraz daha ekonomik olarak zorlandığınız noktaları da rahat geçişlerle sağlayabilirsiniz. Borç alma konularında lütfen bu ara uzak durun. Paranızla kredi çekmek dahil olmak üzere. Paranızla alakalı noktaları doğru yatırımlar için yapmanız gerekiyor. Keyif için istemiyorum. Çünkü bu ara eğlence ruhunuz, bağımlılıklarımız, keyif enerjimiz de artabilir. Anlamsız harcamalar. Ay ben bunu ne zaman harcadım diye de kendi kendinize çürütmeyin tezinizi lütfen. Evet, bir de özel hayatınızla ilgili sürpriz gelişmeler, sizi mutlu edecek haberler, mailler, mesajlaşmalar, uzun süredir göremediğiniz sevgilinizle yüz yüze gelmek, ayrıldığınız ilişkinizle ilgili sizin de kendi yanlışlarınızı görerek adım atmaları gösteriyor. Yeni bir ilişki içinde heyecanlı bir dönemdesiniz. Bu ilişki için güzellikler, güzel geçişler sağlanacak. Bence en iyi ilişkinin içerisindesiniz, kaybetmeyin. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da ailelerden yaşanan krizler ve çevrenizde anne baba dediğimiz noktalardaki sözler biraz yıpratıcı oluyor. Ev hanemize, ev düzenimize yansıyabilir. Eşler arasında aile sorunları gündemimizde olabilir. Bunları daha çok birebir kendi hakimiyetimizde çözmemiz gerekiyor. Özellikle de eşinizin, ailesinin yarattığı maddi sorunlar ve sizi de zora soktuğu için onun ailesinin çok çıkarcı ve menfaatçi olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, olabilir. O da ona yıllardır emek verdi. Siz de annesiniz. Siz de aynı noktada olabilirsiniz. Daha da evet, sizin hakkınızı o aileye yediriyor olabilir ama tarz bu, değişmez, bilginiz olsun. Siz paranızı biriktirmenizi istiyorum. Aynı şekilde de çalışma kararında içseniz bu dönem sevgili ev hanım için doğru iş kapıları, doğru süreçler var. Değerlendirin. Çocuklarınızla iletişimde biraz daha yumuşak geçişler sağlamanızı, onları biraz daha anlamanız gerektiğini, siz çıldırdığınız zaman çocuklara anlamsız bağırdığınızın farkına varın. Evet, evinizde küçük dokunuşlar içerisinde olacaksınız ama en büyük sorunuz elektrik. Evdeki elektrik sigortalarınızda sıkıntılarımız olabilir. Bulaşık makinemiz durup dururken bozulabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken uyku apnemiz, uyku sorunumuz, uyku evremizdeki krizlerimiz, ani boşluklara düşebiliriz. Bunları düzeltirseniz sevinirim. Evet, bu ara mor enerji, para enerjiniz çok fazla olması lazım. Mor kurdele kullanabilirsiniz cüzdanınızın içerisinde parayı çekmek amaçlı. Aynı şekilde sağlıkla ilgili takıntılarınız var. Bunun için beyaz kurdele tercih edebilirsiniz. Para için mor, sağlık için beyaz olması gerektiğini unutmamanız lazım. Mutlu kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Özellikle adım atmak, yeni başlamak, yeni başlangıçlar için adımlarımızı zorlayacağız bu hafta. Yani başlayayım mı, başlamayayım mı? Kararsızlıklarımızı bir geride tutalım lütfen. Çünkü büyük oluşumlar var burada. Sizin cesaret evreniz geçmişten kaynaklı kırgın olduğu için işimizle ilgili cesaret edemediğimiz ve devam aynı sorumluluk ve aynı fanusun içerisine döndüğünüz için hani dışarıya gidersem kurtlar beni kapar modundasınız. Hayır, biz artık kendimizi, yelpazeleri, iş konusundaki alanlarımızı genişleteceğiz. Farklı fırsatlarımız var, değerlendireceğiz. Ekonomik olarak zorluklarımızı planlayacağız, programlayacağız. Ona göre bu haftayı yaşamamız gerekiyor. Özellikle işimizde değişimleri kabul etmeniz, yeni iş başvurularınızla ilgili cesaretinizi toplamanız, yeni çevre ve yeni oluşumlar için fırsatları kendiniz yaratmanız gerektiğini özellikle uyarıyorum. İş konumuzda daha güçlü olmanız, isminiz ve markanız için daha idealist konuşmalar, daha akıcı ifadeler yaratarak kendinizi ön plana çıkartmanız gerekiyor. Yeter artık bu arkada durduğunuz, başkasının işi, başkasının projesi, artık size ait olduğunu kabul ettiğiniz alanların keyfini tatmak için adımlar atacağız. Bu adımlar sizin büyük güçlenmenize, işinizle ilgili pürüzlerinizi örtmenize, yurt dışındaki iletişimlerinizi daha çok güçlendirmenize, aynı şekilde yöneticilerle aramızdaki sorunları düze indirmemize yardımcı olacak. Ayrı bir siz olacaksınız ama daha emin olacağınız için keyifli ve keyfini çıkartın. Ortaklı işler yapıyorsanız daha büyütmek, daha planlamak, hatta farklı alanlarda bu oluşumu yaymak istiyorsunuz. Sosyal ağlarda reklamlar yaparak, video kanallarımız, hani video çekerek bunu YouTube'da yayınlayabilirsiniz. Daha farklı bir bakış açısına hakimiyet kuracaksınız. Özellikle devlet kurumundaysanız daha sakin bir alana geçmek isteyebilir. Orada kendinizi farklı eğitimler alarak üst düzey konumlar için fikirler oluşturacağınız bir hafta. Yapın, korkmayın. Tek başınıza yaptığınız işte bazı görmediğimiz hataları da artık görmeye ihtiyacınız var. Çünkü her şey çok düzenliyken kendi beyniniz dağınık olduğu için toparlayamıyorsunuz. Bunları toparlamak lazım. Özel hayatımızla ilgili noktada da biraz daha bilincimizi zorlayan insanları tercih ediyoruz. Ve onları ehlileştirirken öğretici yönümüzü zorlayıcı gösteriyor. Biraz daha yumuşak ilişkiler, sizi anlayacak ilişkileri tercih ederek anlayışlı ilişkilerle mutluluğu tatmanız lazım. Nerede size zorluk yaratıyor, nerede sizi zorlayan ilişkileri alıyorsunuz? Bu sefer ben ilişki yaşamayı bilmiyorum. Hayır, sizin tercih ettikleriniz ilişki yaşamayı bilmiyor. Siz bu yüzden korkularınız arttı. Biraz daha çevremizdeki fikirlere uyalım, tanıştırmalar okey diyelim. Biraz bu alanı da genişletmemiz lazım. Bilginiz olsun. Çünkü aşk sizi kucaklayacak da siz bu korkularınız, kaygılarınız yüzünden bir türlü doğru kalbi kucaklayamadınız. Artık kucaklayacaksınız bu kalbi. Eski ilişkilerden haber alıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Bunu da bir çöpe atalım. Evet, ciddi ilişkiler içinde ailelerde daha güzel konuşmalar, diyaloglar var. Korkmanıza gerek yok. O kalbinizdeki insanla o yolculuğu yapacaksınız. Endişe yok diyorum. Evet, çalışan çiftler, evli çiftlerle alakalı noktada ailenizin miras konuları, toprak konuları bu ilişkiyi biraz daha sıkıntıya sokabilir. Adaletli bölüşecek tartışmaları evimizin içinde devamlı rutin çorba karıştırır gibi karıştıracaksınız. Baba köklerinizin daha çok insanlar yaşadığı için yani biri gitti diye 10 tane miras paylaşılmaz. Daha oradaki büyükler gitmesi lazım. Boşuna bu hayali yapmayın lütfen. Özellikle çocuklarınızla ilgili bir yatırım toprak planı içerisindeyseniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, eşiniz sizi şu anki oturduğunuz evi satmak istiyor bazı borçlardan dolayı. Siz sattırmak istemiyorsunuz. Bu borçlar büyüyecek, ona göre bu ev satılması gerekiyor. Lütfen buna destek verin. Küçük bir eve geçersiniz. Kalan parayla da iyi bir yatırım yapabilirsiniz. Onu destekleyin. Ev almak isteyenler için de evet, ufak tefek paranız var ama istediğiniz eve yetmiyor. Biraz daha mücadele etmeniz lazım. Şu dönem uygun değil. Mart'tan sonra yaparsanız daha sağlıklı. Hatta size ait bir küçük toprak var. Onu mu satayım? Ev almayın, o toprak kalsın. Bilginiz olsun diyorum. Sağlık olarak özellikle orta kulak iltihabımız ya da iç kulak mantarımız ya da kaşıntılarımız olabilir. Bir doktor zamanı diyorum. Ve çocuklarınızla güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzellik ve yükselen teraziler, güzellik olsun efendim. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı büyütmek için diyorum. Gerçekten buna ihtiyaç var. Çünkü emek verdiğim şeyin de karşılığını almak istiyorum. Evet sevgili teraziler, bu hafta size ilk önce uyaracağım, sonra devam edeceğim. Bizim en önemli konularımız anne ve köklerimizle alakalı krizler. Ya da eş krizleriyle, aileden kaynaklı sorunlar, kardeşler, kuzenler, kuzen akrabalarıyla alakalı noktadaki yaşanan sorunlar bizi bu hafta yorabilir. O yüzden ona göre doğru nefes alacağız. Duyabileceğimizi duyabileceğiz, duymayacağımızı kulağımızın arkasına atacağız. Unutmamamız gerekiyor. Çünkü orada bir kaos var. Bu kaosu aynı gün içerisinde işimize de götürürsek büyük sorunlar içerisinde olur. Bu da sizi fazlasıyla yorar. Sevgili teraziler, iş yerinizde değişimler var. Yöneticileriniz, iş konumundaki yüksek mertebedeki insanlar sanki pat diye yerden alınıyor, başka birileri geliyor gibi. O yüzden endişe etmeyin. Sizin alanınızda da değişimler var ama bu değişim, yöneticinizin değişimi sizin hayatınıza zararlı bir şey değil, karlı bir şey olacak. Aynı şekilde devlet kurumunda çalışıyorsanız burada da bazı büyük operasyonlar olarak ani değişimler olabilir. Buna da hazırlıklı olmanız gerekiyor. Farklı bir alana geçmek, farklı bir noktayla ilgili mücadele ediyorsanız burada biraz daha öğrenmeniz gereken, biraz daha alışmanız gereken oluşumlar var. Acele karar verip gideceğiniz nokta mutlu olamayabilirsiniz. O yüzden burayı biraz daha sindirin. Eylül-Ekim'e doğru gideceğiniz nokta daha aydınlık olarak gözüküyor. Acele etmemeniz lazım. Kendi işinizi yapıyorsanız parasal noktadaki bazı zorluklarla ilgili devamlı beyniniz konuşuyor olabilir. Evet, parayla ilgili bazı pürüzleriniz var ve işinizin ödemeleri, ailenizin ödemeleri çok fazla yıprandınız. Ama bu hafta yeni işler alarak daha güzel anlaşmalar parayla ilgili kaygılarınızı toparlayacak. Yani özellikle Perşembe ve Cuma yeni insanlar, yeni çevre, yeni oluşum, yeni işler kapınıza gelecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Özellikle otel, büyük oteller, büyük hastaneler, bu alanda çalışanlarla ilgili de büyük primler, büyük beklentiler söz konusu olabilir. Ya da büyük global firmadaysanız güzel anlaşmalara imza atacaksınız. İş bekliyorsanız, işte bazı haklarınız yenildiyse, bunlarla ilgili mahkemeleriniz varsa büyük mücadeleye devam. Ama iş kapınız şimdiden güzel bir insanın, güzel bir aile dostunuzun desteğiyle birlikte hayırlı olacak diyorum. Evet, özel hayatımızla alakalı noktada da bu ara ilişkide geçmiş özlemler, affedilmesini istediğimiz konular, geçmiş karmalar bizi böyle bir gelip giden bir enerjide oluşabilir. Ama olgun insanlarla güzel flörtler söz konusu olacak. Daha böyle sizden yaşça olgun, 4 yaş, 5 yaş büyük insanlarla aranızdaki bağda aşklar oluşacak. Bu ara farklı insanlar tanıyarak kalbiniz daha şifa bulabilir diyorum. Eski ilişkilerinizde merak ediyorsunuz, stokluyorsunuz. Gerek yok stoklamalara. O da sizi stokluyor aslında, bilmenizi istiyorum. Yani bir nevi toksik ilişkiler hayatımızdan çıkartıyoruz. Daha anlamlı ilişkileri tutuyoruz diyoruz. Evli çiftlerle ilgili de özellikle bu ara çocuk tedavileri, tüp bebek denemeleri, bunlarla çocuğu olmayanlarla ilgili daha yoğun bir enerjimiz var. Bu konuşmalar, bu anlaşma, bu doktor arayışlarımız olabilir. Bu da gayet iyi bir şekilde gerçekleşecek. Bir de şunu demek istiyorum. Evli çiftlerde kocanızın size bu hafta ilgi ve alakalı olması sizi gereksiz şüphelendirebilir. Onun yaptığı yanlışlar farkına vardı ve düzeltmek istiyor. Lütfen ev hanımları, eşlerinize güzel davranın. Siz de o kapıları aydınlığa yaratın. Evet, araç değişimi ve ani mal sahibinizle krizler, tartışmalı olabilir. Mahkemeye verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sağlık olarak göz kontrollerimiz, göz tedavimiz, hani belki ışın tedavisi olabilirsiniz. Gözlük, göz kontrolü şart olarak gözüküyor. Bu hafta en büyük dileğiniz, yeni işe başladığınızda konumum ve mertebem değişsin istiyorsunuz. Bunun için mücadele şart. Sevgiyle kalın. Sevgili akrep ve yükselen akrepler, nasılsınız? Güzel yorumlar yazarak kanalımı büyütelim. Lütfen destek şart diyorum. Bilginiz olsun. Emeğim, size de olan emeğimle birlikte bütünleşelim. Evet sevgili akrepler, sizin dipnotunuzu hemen söylüyorum. Hani deriz ya, en çok hayal ettiğim, inandığım, güvendiğim insanlar arkamdan hançerliyor. İşte güvendiğim ekibim bana zarar veriyor. İnandığım masa arkadaşım benim dedikodumu yapmış. Yani inandıklarınızın gerçek yüzüyle karşılaşmak. Yani düşüncelerinizin tam tersiyle karşı karşıya kalacağınız için bu hafta sır küpü olmanızı istiyorum. İyi gözlemleme istiyorum. Ve aynı şekilde kimlerin size kazık attığını da birebir şahit olacağınız bir hafta. Bilginiz olsun. Dipnotunuz bu. Unutmuyorsunuz. Yani ki hangi yılanı yatağınızda sakladığınız belli değil yani. Yılanlar çevirmiş etrafınızı. Hadi hayırlı olsun. Evet, iş hayatınızda güvendiğiniz yöneticiniz size sıkıntı yaratacak, bilginiz olsun. Ekip arkadaşlarınızla sırlarınız açığa çıkabilir. Onlara söylediğiniz şeyler sizin işinize zarar verebilir. O yüzden geçmiş konular masaya yatarak sizi hedef alabilirler. Kıvrak, pratik zeka ile bunları çözmenizi öneriyorum. Çünkü burada çok uzun süredir emek verdiniz, ayağınızı kaydırmaya çalışıyorlar ve bunun için de gerekiyorsa yasal süreci de deneyeceksiniz. Haksız noktada hakkınız ziyan olabilir. Bunun adımlarını doğru kontrol edin. Devlet ya da kurumsal noktadaysanız farklı şehre, farklı ülkeye yerleşme fikrinde siz ön plandasınız. Bununla ilgili mücadele etmenize gerek yok. Siz seçilmiş bir evredesiniz. Uzun soluklu seyahatler, dışarıda alım satım işleri ve özellikle dijital alanlarda kendinizi daha iyi ispatlayacağınız noktalardasınız. İhracat, alım satım, tekstil sektöründe çalışıyorsanız burada biraz sıkıntılar söz konusu olabilir. Ani denetimler, ani kaoslar sizi böyle tedirgin ettirebilir. Ve aynı şekilde de kendi işinizle ilgili bazı denetimlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Vergi dairesinde, devletle ilgili pürüzler, açıklarınız ön planda olabilir. Bu hafta bu açıklarımızı bir toparlayalım lütfen. Lütfen. Çünkü hani ne dedik? Başta dost bildiklerimiz bizi neremizden yaralayacak? Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde devletle ilgili sınavınız, mülakatınız ya da kurumsal alanda mülakatlarınız varsa olumlu bir evre. Ve aynı şekilde yeni bir işe girmek, stabil bir noktada farklı alanlar arayışındaysanız özellikle üçü, ikisi, biri sizin için hayırlı. Yani gelecek diyalog, telefonlar, cumadan pazar gününe kadar iletişim içerisinde olduğunuz noktalarda olumlu hedeflemeler var. Ve aynı şekilde de pazartesi bununla ilgili görüşmelerimiz söz konusu olabilir. Bunu dengelendirelim. Aşk hayatımız biraz daha yıpratıcı, sakin, sessiz gidiyor. Çünkü ilişkinizle ilgili nereye gittiğini, nasıl gittiğini bilmediğiniz için karşı tarafın konuşarak bu konuya destek vermesini bekliyorsunuz. Onun iş problemi, ailevi problemi, şu an bu sorumluluk alacak noktada değil, sizi de bırakmak istemiyor. Böyle bir kaos evresinde şu an onu boşluğa bırakalım, kafamızı yormayalım, spor yapalım. Gerekiyorsa bunlarla ilgili kendimizi destekleyici evreler yapalım. Belli spiritüel merakınız varsa bu noktalarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Rüyalarınız, hisleriniz bu ara doğru. Hani aldatılıyor muyum? Başka biri mi var dediğinizde aldatmıyorsunuz, aldatılmıyorsunuz ama karşı tarafın biraz flörtöz ruhu var. Herkese yüz veriyormuş gibi gösteriyor. Bu da sizi çıldırtıyor. Sevgili çalışan çiftlerimizle alakalı eşinizin bir iş değişimi, devlet ya da askeri görevdeyse farklı noktalara gidecek. Biraz arada mesafeler olabilir ya da eşiniz iş gereği çok fazla yol yapacağı için arada özlemler olabilir. Bilginiz olsun. Sevgili ev hanımları, uzun süredir yapmak istediğiniz en önemli konu evdeki özellikle her şeyi değiştirmek ama para konumuzda bazı sıkıntılar olduğu için acele etmenizi istemiyorum. Sizden tek ricam, evinize para çiçeği alıyorsunuz. Bambu olabilir, para çiçeği olabilir. Sizin evde bir bereketsizlik var. Bu enerji dağılsın. Bir de sinirden ne söylediğinizi bilmiyorsunuz. Biraz diksiyonumuzu, konuşma üslubumuzu düzeltelim. Sağlık olarak özellikle boyun fıtığımız, bel fıtığımız ve basur problemimiz olabilir. Dikkatli olun. Sevgili yaylar, evet belki de ilk kez kendiniz için en doğru süreci yapacaksınız. Bu da kendi işiniz, kendi alanınız, kendi noktanızla alakalı daha hedef, daha planlı şekilde yol alacağımız bir hafta. İşimizle ilgili nerede olmak istiyoruz, hangi masada yer almamız lazım ve hak edilişimizle ilgili daha imkanları ve imkanımızı zorlayacağımız bir hafta olacak. Yani konuşamadınız, cesaret edemediniz, aman o sonra söylerim, şöyle söylerim dediğimiz bu hafta açılarımız doğru. Artık işinizle alakalı noktadaki belirlemeniz gereken konuları belirleyip daha sağlam işlerde, daha doğru oluşacak konumlara adım atmanız lazım. O yüzden bu hafta bunları geciktirmememiz lazım, bilginiz olsun. Özellikle kurumsal alanda çalışıyorsanız buradaki mekanın değişimi, alan değişimi, yenilenme dediğimiz noktalarda kaygılarınız oluşabilir. Hiç korkmayın, siz bu şirkete çok fazla hem güvenip hem güvenmem arasındasınız. Şirket şu an sizi elemedi. Ne zaman siz canınız sıkılırsa o zaman gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Devlet kurumsal alanında çalışıyorsanız, özellikle devlet kadrosuyla büyük konumlardaysanız, büyük görevler, büyük süreçler sizi bekliyor ve burada bazı sorumluluklar sizi yıpratabilir. doğru imzalar atın lütfen. Stabil bir noktadaysanız devlette de buranın karışık noktası değişmez. Sen kendini geliştirebildiğin kadar geliştir. Başka bölümlere geçmek için eğitimlerin şart, buna göre adım at. Taşeron bir firmadaysanız, devlete girmek istiyorsanız olumlu süreçler var. Ve bu olumsuz süreçleri için Mart'a kadar vaktiniz var. Bir an önce kendi dengenizi belirleyin. Hiç işiniz yoksa ve mücadele ediyorsanız biraz daha kendinizden emin bir nokta, kendi yaratıcılığınızı, kendi alanınızı, kendi işinizi kurmanızı istiyorum. Başkalarının yanında ezilmek, büzülmek istemediğiniz için her işi beğenmiyorsunuz. Ona göre hareket etmeniz gerektiğini vurguluyorum. Evet, aynı şekilde ortaklı işler içerisindeyseniz dışarıdaki alım satım konularımız ya da inşaat sektöründe olabilirsiniz, emlak satıyor olabilirsiniz, tekstil işinde olabilirsiniz. Burada kazançlarımızla ilgili bir sıkıntı yok ama burada bazı mal çalınmaları, bazı krizler var, para çalınmaları olabilir. Böyle şeylerle suçlanabilirsiniz. Dikkatli olmanızı istiyorum. Kendi işini yapanlarda da parasal evrede de hızlı bir geçiş söz konusu olacak. Borçlarımızı bir an önce toparlayıp ona göre yol almamız lazım. Yasal mahkemelik, ailemize ait bir ev, müteahhite girmesini istediğiniz konular, renkli bir hafta. Bunlarla ilgili görüşmeleri, yani müteahhitlerle ilgili görüşmeleri doğru sağlayın efendim. Yeni bir ev içinde başvuru çıkar mı çıkmaz mı, başvuru mu diyenler için de olumlu bir evre yapın. Bu anahtarınız gayet keyifli. En önemli şey, yeni bir insanla tanışıyorsunuz ve kalıcı hayat arkadaşınız olacak. Çevrenizde sizi kim tanıştırtıyorsa tanışın, bunu ihmal etmeyin diyorum. Çünkü güzel bir aşk da size gayet keyifli bir evre yaratacak gözüküyor. Hiç korkmayın, keyifli bir aşk var. Aynı şekilde de bitirmeye çalıştığınız, bir türlü bitemeyen, sizi yoran ilişkinizde çok güzel destek alarak birinden bu ilişkiden çok rahat bir şekilde kurtulma yolculuğunu da sağlayacaksınız. Bu ara çocuklarınızın eğitimleriyle ilgili ya da konuşma, dışarıdaki arkadaşları, çevresiyle alakalı bazı endişeleriniz varsa çocuklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Kalbinize doğan sezgi doğrudur diyorum, dedim bile. Evde özellikle de konuşmalar, üsluplarda bir sıkıntı yok ama bu ailede devamlı ayaküstü yemek yeme sorunlarımız var. Yemek masa kültürümüz olması lazım. Çocuklara da bu ileriki hayatta yemek kültürünü yansıtmamız lazım. O yüzden ayaküstü yemekleri kesiyoruz. Sevgili ev hanımları, lavabo, banyo ile alakalı akıntılar, kokuntular, siz artık çamaşır suyu döke döke bir hal oldunuz, hasta olacaksınız. Bu Nisan ayında bu banyo işinizi çözmeniz lazım. Yoksa kriz yaşıyorsunuz ve mutsuzsunuz. Evet, eşinizle de bazı buzlar evrede, daha sıcak bir evredesiniz. Hala böyle ailesine mi gidiyor, ona mı gidiyor diye endişeleriniz var. Şu an ailenin içerisinde, korkmanıza gerek yok. Bence siz kendi ailenizden korkun. Onların ekonomik sıkıntısı sizin evliliğinize sıkıntı yaratabilir. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktalarda kalp atışlarımız, ritimle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Panik atağımız ön plana çıkabilir. Sakin kalmamız, nefes almamız gerektiğini unutmamamız lazım. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzellik, huzur, bereket, aydınlık sizlerle birlikte olsun. Geçtiğimiz haftadan beri çok hastayım. Sesim çok yorgun, bilginiz olsun. Sevgili oğlaklar, gökyüzü sizin şöleninizle devam ediyor. Yani güneş Kova'ya geçti. Merkür, Venüs, Mars Oğlak seyrinde devam ediyor. Özellikle iş hayatınızla ilgili uzun süredir çözemediğiniz, sizi rahatsız eden otorite figürlerden çok gençler ve genç fikirler sizin hayatınıza engel oluyor olabilir. Bunlarla alakalı kafanız karışmış olabilir ya da siz başka insanların enerjisinden rahatsız olup işinizle alakalı devamlı kollama politikasındasınız. Hiç kollamanıza gerek yok. İşinizde başarılı ve keyiflisiniz. Sadece iş yerinizdeki insanların lakayt tavrı, davranışları sizi fazlasıyla yıpratıyor. Bu yüzden de odaklanma kriziniz var. Onu destekle, bunu destekle, bunun arkasını kolla diyerekten kendinize zarar veriyorsun. Çivit çarşısına dönmüş iş yerini sizin toparlamak değil, üst düzeylerin görmesi lazım. Bunun için de gerekiyorsa mail atarak buradaki krizleri artık anlatma vakti, yoksa zarar görürsünüz diyorum. Sizde zarar yok da başkaları size suç atabilir. O yüzden zarar görmeyin istiyorum. Özellikle de kendi işinizi ortakla yapıyorsanız burada bir ortak krizi var, kaoslar var, birbirinizi yanlış anlayıp işi bitirip bırakma kararı içerisindesiniz. Anlamsız tartışmalarınızı ya da özel hayatınızı işlerinize yansıtmadan bu işi götürmeniz lazım. Her ikinizin de emeği çok fazla var. Ziyan etmemeniz gerekiyor. Kurumsaldan devlete geçmek isteyenler için de olumlu diyaloglar, destekle birlikte istediğiniz noktaya geçeceksiniz. Akademik kariyer, farklı alanda kendinizi ispatlamak istiyorsanız da bununla ilgili ufak tefek eğitimler, yapmanız gereken oluşumlar var. Bunları yaptığınız takdirde o kurumsaldan çıkıp devlette akademik kariyer ya da bunlarla ilgili daha büyük yol alacağınız gözüküyor. İş krizi ve işsizseniz de iş aramaktan vazgeçtim, evde yatıyorum artık, hiç umudum kalmadı diyenler için bu hafta gökyüzünün açıları keyifli. Ama unutmayın ki tabii ben bu keyifli derken yani burada bazı duygusal kilonla bir sert açı var. Bu açıları da görmemiz gerekiyor. Ve bu yüzden de kilon duygusal enerjimizi, baskılarımızı, psikolojik ataklarımızı tutturabilir. Bir sakinleş, bir nefes al, bir yürüyüş yap, sinirlenme, öfkelenme, haksızlık savaşına girerken kendi kendine kendi haksızlığını ön plana çıkartma diyorum. Ne yapalım? İşimizle ilgili pürüzleri görüyoruz. Bunları düzeltiyoruz. Yarım kalan işlerimiz, toparlanması gereken ödemelerimizle ilgili de daha disiplinli olmamız gerekiyor. Yurt dışına yerleşmek, başka bir yere yerleşmek için de doğru adım haftası. Bunları doğru görerek ne yapmanız gerektiğini planlamanız lazım. Aşk hayatımızda derin özlemler, sevgi, hasret, karışıklık, karışık duygular içerisindesiniz. Biraz kafanız karıştığı için ilişkiyle ilgili nasıl yön alacağınızı bilmiyorsunuz. Bu hafta ilişkiyi biraz böyle rutinde tutalım. Ani karar vererek ilişkimize zarar vermememiz gerekiyor. Yeni tanıştırmalar, yeni diyaloglar söz konusu var. Bunu da gözden kaçırmamamız lazım. Uzun soluklu ilişkilerde özellikle evlilikle ilgili güzel evreler sizi bekliyor. Neden olmasın? O aşk sizin için güzelliği de katacak. Hatta ailenizin çok güzel desteklerini alacaksınız. Yani Ramazan bayramına kadar çözmeniz gereken konular var. Çözecek olarak gözüküyorsunuz. Evet, evli çiftlerde de gerçekten evde büyük bir kriz var. Birbirinizi anlamıyorsunuz, tartışmalar. Bu evin içindeki bireyleri yok sayarak avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Özellikle sevgili ev hanımları, neye kapris yaptığınız belli değil. Açık açık söyle, şu çocukların dengesini bozma. Çocuk isteyenler için de biraz daha tedavi için doğru bir hafta değil. Bunu toparlamamız gerekiyor. Çünkü bunu toparlamak için de kendimize ait döngüleri daha verimli şekilde aydınlığa kavuşturmamız gerektiğini uyarıyorum. Evet, en önemli şey sağlık konumuzda ufak tefek göğüste kisler, rahimle ilgili kislerimiz olabilir ya da sevgili beylerin akciğerle alakalı ufak tefek yorgunlukları olabilir. Bunları toparlamamız lazım. Mal sahibiniz ya da dükkan sahibinizle ilgili tartışmalardan uzak durun. Gereksiz zarar görmeyin. Evet, belki de bu hafta sizin için yeşil kurdele. Yani duanız yeşil bir kurdele olsun. Onu cüzdanınızda saklayın. Kimseyle kavga etmemek muradınız olsun diyerekten. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, evet güneş kovada, Plüton kova ruhunda. Evet, hayatta dönüşmek, yapmak, etmek için her şey size fazlasıyla keyifli bir hafta. Yanlışlarımızı, doğrularımızı, yanlış gördüğümüz ve doğru gördüğümüz evreleri iyi dengelemek lazım. Yanlışı da doğruyu da tarttığımız zaman siz iş kariyerinizle ilgili hangi noktada olduğunuzu ve nasıl bir masada olmanız gerektiğini bulmanız lazım. Çok açık alandasınız. Yani yeriniz var gibi ama ne yaptığınız belli değil. Herkes de koştururken bir sürü insanların projesinde de dahilsiniz. Masanız belirsiz ama siz o masanın sahibisiniz. Böyle karışık evreleri toparlamak gerekiyor bu hafta. Verilen sözler, hala umut ettiğiniz evrelerde askıda kalmış ve gideyim konuşayım, yapayım, mail atayım demeyden yerine mailinizi gidip konuşarak çözmeniz lazım. Yeni işe başlayanlar, başarınız gayet aktif gözüküyor. Burası sizin için olumlu ve keyifli, korkmanıza gerek yok diyorum. Aynı şekilde kurumsal alanında yer değişimi beklemesi, lütfenizle alakalı doğru ifadeler söz konusu olacak. Sadece başka bir kurumsaldan beklediğiniz haberde gecikmeler gibi gözükse de bu hafta bitmeden bu haberi alıyorsunuz diyorum. Devlet kurumundaysanız bulunduğunuz noktadaki karışıklıktan çok evrak, koşturmalar, insanlar, gelenler, gidenler bitmediği için kafa yorgunluğunuz, odaklanamama sorununuz olabilir. biraz daha dingin olmak lazım bu hafta iş yerimizde ve görünür olmanız şart. Yarım yamalak gidiyorsunuz, bunları dengelemeniz lazım. Ortaklı işler yapıyorsanız da kazancınızla ilgili çok güzel anlaşmalara, yeniliklere ve dışarıda almamız gereken görevleri çok rahat bir şekilde alarak kazancımızı aydınlığa kavuşturacağız. Ve özellikle ortaklı kazançlarımızı büyüterek, ortağımızla aynı fikirde farklı ortak teklifler gelerek yerimizi biraz satabiliriz. Ortaklı alanı biraz devredebiliriz. Bunlar size kazanç. Belli bir süre sonra bu markayı komple satmak istiyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Büyütüyorsunuz dijital alanda renkli dünyanızı, kendi yapmak istediğiniz alanları da hem reklam dünyanız hem yazma kabiliyetiniz hem dijitalde de kendinizi gösterebilmeniz için fırsatlar var. Bunları doğru değerlendirin. İlla aşk var. Güzel bir aşk. Özellikle kumral, açık tenli. Açık tenli olanlar demiyorum. Teni koyu buğday ve esmer arasında olanlara daha açık tenli enerjiler var. Ve güzel bir aşk enerjisi içerisinde olacaksınız. Bu evlilik yapacağınız insanın adımını gösteriyor. Korkmayın, evde kalmadığınız güzel bir aşk var. Eski ilişkilerinize öfke duyan, lanet duyanlar için de ya sen bu döngüden bir çık. Güzellikler gelecek. Sen bu öfkeni yen, yeni bir aşka başlayacaksın. O öfkeyi düzeltmediğin sürece aynı döngüdesin be. Onun gelmesini bekleye bekleye yıllar geçti artık, bırak aylar geçti. Gerek yok, yeniliklere açık ol. Çevrendeki insanlar seni tanıştırmak istiyor. Bunlara fırsat ver diyorum. Ciddi olanlarda da biraz beklemek, işlerinizle alakalı ekonomik evredeki zorluklar, şu an bir ev tutacak evrede olmadığı için ertelemeler kararı içerisindesiniz. Ani bir destekle bu ertelemeler hemen oluşacak bir evre olarak gösteriyor. Evli çiftler arasında özellikle çalışanlarda eşinizin işsizlik ya da iş krizi yaşamasından kaynaklı sizin daha çok yoğun bir tempoda olmanız biraz aramızdaki soğukluğu oluşturabilir. Eşimizle aramızdaki dengeyi oturtmamız gerekiyor. Sevgili ev hanımları, eğitimle ilgili düşüncelerinizde olumlu adımlar, karar verip vazgeçiyorsunuz. Karar verip vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmeyin ve yapın. Çünkü evde durarak kafanız kuruyor. Yeme alışkanlığınız. Yani neden kilo mu alıyorsunuz? Çünkü yemek kaynaklı kilo alıyorsunuz. Duygusal açlığınız, başarılı olup evde olmanızın ne yediğiniz belli değil. O yüzden yediklerimizde en azından dışarıda bir şeyler oluşturarak, kurslar edinerek, geçici yarım dönemler çalışarak bu enerjimizi de düzeltebiliriz. Eşimizin yanlışları sizi depresyona soktu. Depresyondan çıkmanız lazım. Aynı şekilde ona da siz depresyon yaratıyorsunuz. Bu evreyi düzeltme vakti diyorum. Evet, çocuklarınızla aranızda güzel bir hafta geçirmişsiniz ama onların eğitimi, öğretmenleriyle görüşme dönemimiz daha doğru süreçli olacak. Bu hafta onlarla koşturabiliriz. Ya da işte onların okul temposunun hazırlığı sizi biraz yorabilir. O yüzden yorgunluk, halsizlik, uyku enerjiniz ve aynı şekilde kendinizi halsiz hissedebilir, baş dönmelerimiz olabilir. Tansiyonunuzu, şekerinizi, gizli şekerinizi kontrol edin. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Yorum yapmayı, takipte kalmayı ve yükselen balıklar şanslı olmayı tavsiye ediyorum. Şanslı ve şanslısınız. İşinizle ilgili payınız, hakkınız, yeriniz, masanızla ilgili daha belirlenecek evrelerin mutluluğunu tadacaksınız. Dipnotumuz bu. İşte şans, yerimiz belirlenecek. İşsizseniz iş kapımız daha yoğun bir şekilde açılacak. Farklı alanlarda kendimizi ispatlayacağız. Bulunduğumuz noktadaki konumunuzun daha yükselmesi, daha ekipsel çalışarak daha gücünüzün artacağı bir nokta olacak. Devletle alakalı yaşadığınız iş krizlerinizle ilgili ödemeler ya da şirketimiz ya da çalıştığımız şirketin aksilikleriyle ilgili düzelme evresi olacak. Batak bir şirketteyseniz orada güçlü bir şekilde toparlanacak, kaygılarınız düzelecek. Hiç işiniz yoksa, iş arıyorsanız ki ufak tefek iş teklifleri sizin motivasyonunuzu arttıracak. Bu da sizin için keyifli. Devlette çalışanlar için özellikle kurum ya da yer değişimiyle ilgili düşünceleriniz bir gidip geliyor. Buna bir karar vermeniz lazım bu hafta. Ya yerinizi sağlamlaştırın ya da gitmeniz gerekiyor. Bu karar sizin. Aynı şekilde büyük kurumsal firmadan daha küçük bir alana geçmek isteyenler için yeriniz çok iyi. Bu firmayı kaybetmeyin. Yazık edersiniz emeğinize, vaktinize, zamanınıza. Gideceğiniz noktada da pürüzler var. Oraya daha yetkili bir konumda gitmeyi planlarken evet parası da iyi ama düzensiz bir sisteme gidip kendi dengenizi yorabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz daha işinizi bazı hatalarınız ve oradaki sorumluluklarınızın bilincinize vardığınızda orası güçlü bir kapı, ama siz burayı güçsüz bir kapı olarak gördüğünüz için bir türlü içinizdeki dengeleri yapamıyorsunuz. Orası çok güçlü bir nokta, kaybetmeyin istiyorum. Aynı şekilde de ortaklı işlerle ilgili yurt dışı bağlantıları, yenilikler, yenilik evrede bazı tanışacağımız çevre sizi, bu iş alanınızı farklı bir noktaya doğru götürüyor. O insanları kaybetmeyin, onları misafir edin, alanınızı gezdirin diyorum. Dışarıda işler, yapacağınız projelerde asla bir aksilik yok. Sadece kafanız çok dağınık, ne yapmak istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Evranızı bir yerde unutup mailinizi yanlış atabilirsiniz. Bunları gözden geçireceğiz. Hata mailler. Hata yapmamak gerekiyor. Ya da yanlışlıkla bir harf yüzünden yanlış yazdığınız anlamsız bir mail başkalarına saçma bir enerji yetebilir. Kendinize ziyan etmeyin. Özellikle de yeni iş kurmak, yeni başlangıçlar için doğru kararlar verdiğinizde yeni işiniz, yeni oluşumunuz hayırlı. Bu arada da içinizdeki sanatsal yetenekler, sanatsal faaliyetleri de bir eğitim alarak, tiyatro ve farklı kurslar alarak kendi enerjimizi düzeltebiliriz. Bence olduğunuzdan daha keyifli, yapabileceğimiz bir sürü imkanlar var, değerlendirin diyorum. İlişkiler konusunda çevrenizdeki insanların aklıyla hareket ederek ilişkinize zarar veriyorsunuz. Kendinize biraz ilişkiler konusunda daha güven tavanı yaratmanız lazım. Hayat arkadaşınızın ne istediğini, nasıl yol almak istediğinizi çözemediğiniz için devamlı mülakat, hani şeyde kalırız, arafta kalırız. Aslında ilişkide arafta yok. Onun ne istediğinden kaynaklı sorunlar var. Siz de buna çözüm üretemediğiniz için ilişki devamlı bir noktada duruyor. Bu ilişki ciddiyete doğru gidecek. Eski ilişkinize özlemler artabilir, farklı enerjilere, farklı keyifli noktalarda olup biraz daha yanlış kararlar verebilirsiniz. Bu hafta daha düz hareketler, geçişi sağlamamız lazım. Sevgili evli çiftlerimiz için eşiniz ve sizin iş yoğunluğunuzdan çocuklarınıza vakit ayıramıyorsunuz. Hafta sonunla birlikte sinemaya gidin, keyifli vakit geçirin. Onlarla daha güzel yemekler yiyerek dengeleri kurmanız lazım. Sevgili ev hanımları, evet çok yorucu, çocuklar, o ev temizliği, kayınvalideniz, kayınpederiniz, görümceniz, eltiniz birbirine karıştı bu hafta. Hangisine ne söyleyeceğinizi unutuyorsunuz. Biraz dedikodu yapın, kafaları dağılsın. Çünkü sizin onlara yaptığınız iyiliği onlar farkında. Sadece dile gelmediği için senin öfken artıyor. Bu öfkelenmeye gerek yok. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada kemiklerimiz, ayak ağrılarımız, diz kapak ağrılarımız, romatizmalarımız artabilir. Aynı şekilde de diş iltihaplarımız, ağız zaaflarımız olabilir, mide bulantılarımız olabilir. Bunları ihmal etmeyelim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Renginizi söylüyorum hemen. İçimden sarı geçti. Demek ki aile büyüklerimizde ufak bir sağlık problemi olabilir. Sarı bir kurdele hasta olan kişiye ikram edin, şifasını bulsun. Hoşça kalın.